Arkadaşlar merhaba. Mobil bankacılıkta tüketicilerin hizmet deneyim kalitesi beklentileri üzerine bir sunumum olacak sizlere. Burada globalleşen dünyamızda mal ve hizmet tüketiminde çok hızlı gelişmelerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Tüketim ekonomisinin dayattığı cazip alışveriş çılgınlığı nedeniyle ödemelerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde bankaya gitmeden 7/24 yapılabilmesinin önemi artmıştır. Pazarlamacılar da bunun farkındadır. Bu değişimde bankalar önemli bir tabii ki rol üstleniyor. Bankalar geliştirdikleri güvenilir ödeme yöntemleri ile firmaları ve müşterileri bir bankacılık çatısı altında buluşturan aracılar olarak düşünülebilir. Mobil işlemlerde garantör rolü üstlenen bankalar, kanunların verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gün geçtikçe karlılıklarını arttırmak ve kullanıcılarına kaliteli hizmet sunmak için çok daha fazla çaba sarf etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Mobil bankacılık hizmetlerinin kullananların deneyimi memnuniyet açısından her zaman yeterli olmayabilir. Müşterilerin mal ve hizmet beklentilerinin çoğunlukla artma eğilimde olması, onlarda daha kaliteli bir deneyim yaşama isteği uyandırabilir. Bu nedenle mal ve hizmet sunanlar, kullanıcıların beklentilerini her zaman sorgulamalı ve takip etmelidirler. Bankaların sunduğu mobil bankacılık hizmetlerinde de hız, güvenlik, kullanım kolaylığı, erişim hızı, tatmin gibi kriterler kullanıcıların banka tercihlerini etkilemektedir. İç müşteriler ve dış müşteriler şeklinde firmalar müşterilerini sınıflandırabilir. Firma çalışanlarının yanı sıra firmayla bağı olan müşteriler iç müşteri, İşletmenin dışında olan birimlerdekiler ise dış müşteri olarak tanımlanabilir. Mobil bankacılıkta hizmetlerini kullanan müşterileri mal sektöründeki müşterilerden farklı kılan şey, bir hizmet sektörü olan bankacılıkta hizmet verenle hizmet alanın birebir iletişim kurabiliyor olmasıdır. Bu durum birçok avantajını da beraberinde getirmektedir. Bununla ilgili müşteri deneyimi ile ilgili birçok çalışmanın yapıldığını görüyoruz. Yaygın olarak kullanılan XEQ tüketici deneyim kalitesi ile ilgili bir anket olduğunu görüyoruz. Equal dediğimiz bir ölçek daha var. Servicool dediğimiz, bu da hizmet sektöründe en büyük çaplı ölçeklerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ben tabii bu çalışmamda XEQ ölçeğini kullanmaya çalıştım. Dolayısıyla XEQ ölçeğiyle birlikte bankacılık, Türkiye Bankalar Birliği'nin sayfasından bir takım verilere ulaştım. Bu verilerdeki internet bankacılık kullanıcıları, mobil bankacılık kullanıcılarının sayılarına ulaşarak ülkemiz genelinde bunun nasıl cereyan ettiğini, bankacılık işlemlerinin nasıl yürüdüğünü belirlemeye çalıştım. Dolayısıyla burada çok fazla detaylı bilgiye de girmek istemiyorum vakit dar olduğu için. Mobil bankacılığın insanlara sunduğu bir takım kolaylıklar var. Tabii ki zorluklar da, riskler de var tabii ama bunlardan mesela en çok kullanılanlar işte hesap açma, kapatma işlemleri, kredi kartı işlemleri, para ödeme, para transferi yapma gibi birçok işi hiç bankaya gitmeden kişiler kendi evlerinden, kendi iş yerlerinden hatta yolda yürürken dahi gerçekleştirebilmektedirler. Şimdi araştırmanın kavramsal çerçevesine baktığımızda deneyim ekonomisi ve deneyimsel pazarlama, müşteri deneyimi, müşteri deneyimin ölçümü, müşteri deneyim kalitesi ve müşteri deneyim kalitesi ölçüm modeli olan XEQ ölçeğine baktık. Müşteri tatmini, müşteri sadakati ve müşteri deneyim kalitesine ilişkin konular üzerinde de durmaya çalıştık araştırmamızda. Araştırmamızı kapsamını belirlerken araştırma kapsamına dahil edilecek kişilerin mobil bankacılık uygulaması kullanan banka müşterilerinden olması, bankacılık uygulamalarını deneyim yaşamış olmaları önem arz ediyordu. Ben bu çalışmayı 2019 yılında Edirne merkezindeki kullanıcılar, mobil bankacılık kullanıcıları ile gerçekleştirdim. Tabii buradaki araştırmamdaki kavramsal çerçevemde müşteri deneyim kalitesinin boyutları olan içsel huzur, sonuç odaklılık, karar ağrının müşterilerin demografik yapılarıyla nasıl bir bağlantısının olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Yine araştırmamdaki amaç şuydu.
Banka müşterilerinin sosyodemografik yapılarına göre mobil bankacılık kullanımlarının hizmet deneyim kalitesi beklentilerini ortaya koymayı amaçladı. Tabii yine 2021 yılındaki Türkiye merkezinde bulunan veriler de değerlendirmeye alındı ve dolayısıyla sosyodemografik yapılarına göre mobil bankacılık kullanıcılarının hizmet deneyim kalitesi beklentilerinin farklılık göstermektedir şeklinde bir hipotez kurarak çalışmayı başlattık. Araştırma evrenin tabii ki 2021 yılında Türkiye ili merkezinde yaşayan mobil bankacılık kullanan kişilerden oluşuyor. 1085 kişiye e-mail yoluyla ulaşılarak anketler yapılmıştır. Yine çalışmada Exequo ölçeğini kullanmıştık. Kullandığımı az önce söylemiştim. Burada 3 boyut, müşteri deneyim kalitesinin 3 boyut olan müşteri tatmini, müşteri ile ilgili karar ağrı, sonuç odaklılık ve içsel huzur olmak üzere 3 boyuta bakılmıştır. Ve demografik yapılar ile ilgili bu deneyimler mobil bankacılık kullanıcılarının kendilerine yöneltilen sorulara ya da maddelere karşı tutum ve davranışlarının neler olduğunu belirlemeye çalıştık ve bunun için de T-testi ve ANOVA testiyle bu farklılıkların kimlerden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştık. Bu çalışma tarama modellerinden yararlanarak gerçekleştirilen betimsel bir çalışma. Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şeklinde betimlemeye amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay birey ya da nesnenin kendi şartları içerisinde olduğu gibi tanımlanmasıyla ilgili bir durumu içermiştir. Araştırmada banka müşterilerinin mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanma durumları deneyimsel pazarlama boyutları kapsamında ele alınarak değerlendirilecektir. Evet, müşteri deneyimi nedir diye sorduğumuzda, müşteri deneyimi müşterinin satın alma süreci boyunca firma ile kurduğu ilişkilerin tamamını kapsar. Müşterilerin bir marka ile temas ettikleri her noktada müşteri deneyimi söz konusudur. Bu deneyim ölçülmesine ve mutsuz müşterilerin sorunlarının anında çözülmesine odaklanma en önemli avantajların işletmenin en önemli görevlerini ve buradan da bunu düzelttikleri takdirde de bir takım avantajlarla işten ayrıldıklarını görüyoruz. Özetle müşteri deneyimini markaya yönelik olarak yaşadığı bütün ilişkileri gözünde bulunduran markaya karşı oluşturduğu saygı olarak da tanımlayabiliriz. Müşteri deneyiminin ölçümü zordur. Deneyimin ölçümünde az önce kullandığımız ölçekten kısaca bahsetmiştik. Yine insan davranışları işin içerisine girdiğinde tabii ki kişilerin davranışları farklılıklar göstermektedir. Şimdi müşteri deneyim kalitesinin açıklayıcı faktör analizine baktığımızda birkaç kez tabii ki bunu yaptık, denedik. Sonuçta yüksek açıklayıcılığa ulaştıktan sonra soru 15, soru 17, soru 21, 22, 27 ve soru 30'lu maddelerin anketimizden atıldığını gördük. Müşteri deneyim kalitesinin 3 boyuta düştü. Bu durumda müşteri kalitesi 3 boyuta düştü ve bu şekilde modelin açıklayıcılığı yani açıklanan toplam varyansının %62 civarında olduğunu gördük ve KMO ve Bartley küresellik testine göre de faktör analizi için verilerin örnek büyüklüğünün de yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ürün deneyim boyutu ile istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaştırmadığından modelden bu ürün deneyim boyutunu çıkarmış olduk. Şimdi hipotezlerimize geldiğimizde, hipotezlerimiz demografik özellikler olan yaşlara göre var. Cinsiyete göre değişkenlikleri var. Mobil bankacılık hizmeti alan müşterilerin deneyim kalitesi ölçeğinin tüm boyutlarına ilişkin görüşleri, yaşlarına göre, cinsiyetlerine göre, öğrenim durumlarına göre, mesleklerine göre ve yine medeni hallerine göre, gelir düzeylerine göre ve kullanım sıklığı değişkenine göre farklılıklar gösterdiğini görmüş olduk. Ancak burada sadece müşterilerin cinsiyetleri arasında sonuç odaklılık karar anı ve sonuç odaklılık karar anı ve
Diğer boyutumuz olan içsel huzura bakışlarıyla ilgili durumlarında sadece cinsiyete göre farklılık olmadığını gördük ve diğerlerinde farklılıklar olduğunu tespit etmiş olduk. Sonuçta ANAVA testine göre müşterilerin para transferi, ödemeler, kredi kartı işlemleri, yatırım işlemleri yapılmasında bütün öğrenim düzeylerine göre anlamlı farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıkların tüm öğrenim düzeyleri arasında olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. Para transferi ödemeleri ve kredi kartı işlemleri ile yatırım işlemlerinde ise bazı düzeylerde anlamlı farklılıklar bulunduğunu görüyoruz. Burada gelir düzeyi 1001 liranın üzerindekiler arasında ödeme işlemleri ve kredi kartı işlemlerinde 2501 TL üzerindekiler arasında, yatırım işlemlerinde 5001 TL üzerindekiler arasında farklılıklar olduğu ortaya çıkmış oldu. Para transferi ve kredi kartı ödemeler işlemlerinde, yani burada yapmış oldukları işlemlerde yaşa göre baktığımızda ise bu farklılıkların para transfer işlemlerinde, ödeme işlemleri ve kredi kartı işlemlerinde 21-30, 31-40, 41-50 ve 51-60 yaş sınıfları arasında, yatırım işlemlerinde ise 31-40 ile 41-50 yaş sınıfları arasında olduğunu gördük. Para transferi, ödemeler, kredi kartı işlemleri, yatırım işlemleri yapılmasında mesleklere göre ise bazı farklılıklar var. Bu farklılıklar para transferi işlemlerinde çalışmayan veya diğer meslek gruplarında yine emekli, esnaf, öğrenci, memur ve serbest meslek şeklinde çalışanlarda olduğunu görüyoruz. Ama ödeme ve kredi işlemlerinde, kredi kartı işlemlerinde ise öğrencilerin bütün meslek gruplarından farklı tutumlar içerisinde olduğunu tespit ettik. Para transferine göre her gün yapılan ya da ayda bir kez, üç kez yapılanlar arasında ise ayda birkaç kez yapılanlar ile ayda bir kez veya 3 ayda bir kez yapılanlar arasında, ayda birkaç kez yapılanlarla her gün veya haftada birkaç kez işlem yapılanlar arasında farklılık olduklarını, farklı davrandıklarını, farklı tutum içerisinde olduklarını gördük. Ödeme işlemlerine göre baktığımızda her gün kullananlar ile 3 ayda bir kullananlar, haftada birkaç kez kullananlar ile 3 ayda bir kullananlar, yine 3 ayda kullananlar, 3 ayda bir kullananlar ile her gün, haftada birkaç kez ya da ayda birkaç kez kullananlar arasında anlamlı farklılıklar olduğunu görmüş olduk. Yine kredi kartı işlemlerinde de buna benzer farklılıkların varlığı göze çarpıyor. Yatırım işlemleri için mobil bankacılık açısından işte her gün kullananlar ile haftada birkaç kez, ayda birkaç kez ya da 3 ayda bir kez kullananlar arasında anlamlı farklılık olduğunu tekrar tespit etmiş olduk. Şimdi tabii ki burada kredi kartı işlemleri, mobil bankacılık kullanım sıklığı açısından farklılıklar bulunmadığını da tabii ki söylemekte yarar var. Katılımcılar arasındaki mobil bankacılık kullanım farklılıklarının gelir düzeyleri yükseldikçe, mesleklere göre, kazançlar değiştikçe, öğrenim düzeylerine göre, finansal işlemlere olan ilgileri arttıkça, cinsiyet, medeni hal durumlarında da harcama tercihleri değiştikçe ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İşlerin gelir seviyesi yükseldikçe harcamaların artacağı veya çeşitleneceği de tabii ki bilinen bir gerçektir. Bu yüzden mobil bankacılığın nasıl ve ne kadar kullanılacağı ile ilgili en temel hususun gelir seviyesi olduğunu da unutmamak gerekir. Bankacılık sektörü açısından bu tür araştırmalar Türkiye'de tekrarlanması, müşteri deneyimlerinin ölçülmesi, beklentilerinin belirlenmesi açısından yararlı olacaktır. Böylece mobil bankacılık kullananlar daha hızlı ve hatasız işlemler gerçekleştirmiş olacaktır. Bu kapsamda müşteri deneyim kalitesini içeren çalışmaların yapılmasında da fayda var. Türkiye'de bununla ilgili yapılmış çalışma bankacılık alanında yok. Dolayısıyla bununla ilgili daha detaylı çalışmalar Türkiye genelinde yapılabilir. Bununla ilgili geniş bir literatür taramasında yapılmasında yarar var. Bunun bir fayda getireceğini düşünüyorum.
Yine mobil bankacılık uygulamaları müşteriler için daha kolay kullanılan, kısa sürede ihtiyaçlara cevap veren, kullanım rahatlığı nedeniyle yeniden tercih etmeyi teşvik eden bir yapıda tasarlanmalı ve sürekli güncellenerek müşteri ihtiyaçlarını karşılama noktasında aktif bir yapıya oluşturulmasını da tavsiye edebilirim. Mobil uygulamalarda tasarım ve geliştirmeye katkı sağlayacak nitelikli uzmanlar istihdam edilmesi, müşteri istek ve taleplerini başarılı biçimde analiz edecek personel yetiştirilmesi yine faydalı olacaktır. Bankaların mobil bankacılıktaki yeni hizmetler hakkında müşterilere anlık bilgilendirmesi dışında diğer iletişim yollarıyla yani SMS mobil uygulamalar içindeki hatırlatıcılarla müşterilerine açıklaması bu yeni hizmetlerin anlaşılırlığını daha da iyi artırmış olacaktır. Bununla ilgili olarak süremin dolduğunu görerek sizlere dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum.